Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de konuğumuz Demokrasi Vakfı SODEV Başkanı Ertan Aksoy. SODEV'in bir çalışması vardı. Yoksul semtlerde madde kullanımına ilişkin bir araştırması vardı. Bu yayınlanmıştı. Bu raporu aslında biz haber olarak da yayınladık. Şimdi biraz daha açarak da konuşmak, değerlendirmek istiyoruz Ertan Bey'le. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi yoksul semtlerde madde kullanımının yaygınlaşması raporu yayınlamıştınız Mart'ın başında. Yaygınlaştığına dair de aslında bir tespitiniz var raporun sonunda. Biraz şöyle girişte başlayalım. Sonra ben merak ettiğim yerleri de ayrıca açmanızı isteyeceğim. Öncelikle belki hem bir teknik olarak da yani çalışmayı nasıl yaptınız, nerelerde yaptınız, buralardan başlayabilirsek iyi olur. Tabii. Çok teşekkür ederim önce bu yayın için. Bu rapor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SODEV'den rica ettiği bir rapor. Çalışılmasını talep ettiği bir rapor. Bu raporun çıkış amacı şu: Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimine de, bizlere de, muhtemelen medyadan sizlere de çok sayıda bu yönde bilgi geliyordur. Özellikle bu yoksul semtlerde, ki hem yoksul hem muhafazakar diyebilir. Çünkü Türkiye'de maalesef yoksullukla bir muhafazakarlık arasında da son dönem korelasyon oluşmuş durumda. Bu lokasyonlarda madde kullanımının çok arttığı yönünde bilgiler vardı. Bunun boyutunu anlamak için çalıştık ve tabii ki hem sorunun tespiti hem de çözüm önerilerine dair bir sivil toplum kuruluşu, bir düşünce kuruluşu olarak da kafa yormak için bu çalışmayı yaptık. Çalışmayı çok kısa bahsedeyim size. Çalışmada yöntem farklılaştırması kullanıldı. Yani hem verilerle, anket yoluyla görüşmeler yapıldı, hem de fokus grup çalışması yürütüldü. Bu iki ilçede, ilçelerin nüfusu ağırlıklandırılarak ortaokul ve lise çağında çocuğu olan velilerle anket gerçekleştirildi. Yani onu hatırlatırım. İstanbul'da Bağcılar ve Sultanbeyli'de. Öyle değil mi? Doğru. Evet. Eksik bıraktım. Anladınız. Teşekkür ederim. Bağcılar ve Sultanbeyli ilçelerinde ortaokul ve lise çağında çocuğu olan ebeveynlerle görüşüldü. Bir de fokus grup tarafında da 4 farklı grupla fokus grup çalışması yapıldı. Bunlardan biri o çağlarda çocuğu olan babalar, bir diğeri o çağda çocuğu olan anneler, ikisi de o çağda olan genç erkek ve genç kızlar. Bu 4 grupla görüşüldü ve böylece tartışma 2 farklı profilin görüşünde kapsama imkanı buldu. Sanıyorum 1000'i aşkın kişiyle değil mi? 1067 görüşme yapıldı. %95 güven aralığında, %3 hata payıyla 1067 örneklemle yapıldı bu çalışma. Ya bir anket çalışması için de iyi bir sayı sanıyorum bu. Şöyle, Türkiye genelinde de %3 hata payıyla aynı örneklemle ölçebiliyorsunuz. Yani bir bırakın şeyi de, bu konuyu seçim tahmini yapabileceğimiz kadar güçlü bir örneklem sayımız vardı. Zaten projeyi destekleyen kurumlardan biri de Friedrich Ebert Vakfı'ydı. Sosyal demokrat bir kuruluş aynı zamanda o da. Dolayısıyla onların da sağladığı imkanlar sayesinde böyle bütünlüklü bir bilimsel çalışma yürütebiliriz. Evet. Evet, yani gerçekçi bir tablo ortaya çıkmış olduğunu anlayalım istiyorum. Şimdi o zaman şöyle başlayacak olursak, uyuşturucu kullanımını ya da madde kullanımını en çok neye bağlıyorlar? Ne sonuca ulaştınız? Şimdi şöyle, çok kritik sorulardan bir tanesi aslında bu sorduğunuz. Çünkü bu konuyu eğer konunun uzmanıyla tartışırsanız size başka şeyler anlatacaktır. Konuyu o kentte yaşayan ebeveynlerle konuşursanız başka, gençlerle konuşursanız başka. Dolayısıyla biz çalışmamızda bu kısıta sahibiz ama önemli bir kısıt bu. Veliler nasıl görüyor, gençler nasıl görüyor sorunu ve çözüm önerilerini. Haliyle onların anlattığı şeyler gerçekten çözüm olanlar da var. Bir de temelli kapsamına alınması gerekenler de var. Şimdi buradaki çözüm veli tarafında da gençler tarafında da birinci derece olarak cezaların ve denetimlerin artırılması yönünde yanıtlara odaklanıyor. Oysa ki bu aslında daha fazla sonucu tartışmak
gibi geliyor bize. Burada alınması gereken önlemlerden biri de bunlar. Ama bununla birlikte önce madde kullanımının yaygınlaşmasına büyük oranda imkan sağlayan şey sosyolojik problemler, ekonomik problemler. Bunlar çözülmeden doğrudan bunu çözmek çok mümkün değil. Diğer taraftan tabii ki arzın düşürülmesi, yani şeyde daha bu madde üretiminin en baştan kısıtlanması, işte kullanımın da denetlenmesi vesaire gerekli. Ama burada güvenlikçi politikalar ihtiyacın bir tarafı ama tamamı değil. Onu baştan söylemek lazım. Burada ana problem alanı şu: bu insanlar hangi dertler içerisinde ki bir bakıma uyuşturucu maddeye itiliyor ve onu kullanacak bir psikolojik ve sosyolojik zemin oluşmuş oluyor. Dolayısıyla o sorunları tartışmazsak eksik bırakırız. Ama veri tarafında daha çok okullarda denetim, okul çevrelerinde denetim, mesela okullarda güvenlik hizmetinin olmasını talep ediyorlar. Hatta biz Sosyal Demokrasi Vakfı olarak bu raporun sonunda şunu da söyledik. Yani velilerden böyle bir talep var. Küçücük bir caydırıcılık bile olacaksa, ki küçücük bir caydırıcılık bile son derece kıymetli çünkü çocukların hayatından bahsediyoruz burada. Bu AKP döneminde oluşturulan bekçi kadrolarının bir kısmının problemli lokasyonlarda buraya güvenlik olarak atanmasını öneriyoruz. Çünkü bu bekçi dediğiniz grup başladıktan sonra suç oranında bir düşme yok. Doğrudan işe yarar bir şey de göremiyoruz açıkçası. Okullarda o zaman bari en azından şey yapmış olsunlar, çocukların bu konudaki bir miktar daha güvenliğini arttırmış olsunlar. Malumunuz kendilerine gece kartalı denmesini istiyor bu arkadaşlarımız. Evet. Yerine. Madem kartal özelliklerine sahipler, okulların önünde bunu satanlara karşı bu kartal özelliklerini yerine getirsinler diye bakıyoruz. Peki şimdi biraz girdiniz aslında ama açalım da istiyorum. Şimdi rapora göre bir yandan önümde de açık. Yani aile içi iletişimsizlik, sevgi eksikliği gibi tanımlanabilecek sebepler sanıyorum birinci sırada duruyor. Kullanımına gerekçe gösterilen diyebiliriz. Onun dışında aslında işsizlik, maddi yetersizlik ve işte... Aslında... özenle merak etme gibi sebeplerde ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde sıralanıyor. Belki burada işte bu işsizlik ve maddi yetersizlikleri biraz açmakta yarar var. Çünkü çalıştığınız alan başta da belirttiğiniz gibi İstanbul özelinde aslında yoksul işçi emekçi semtleri. Şimdi buralarda elbette işsizlik ve maddi yetersizliğin öne çıkıyor olması bir şey demek. Bir de hemen şunu da açmanızı isteyeceğim. Şimdi aileler ve gençler diye bahsediyoruz ya, şunu mu anlamalıyız? Gençlerde kullanım çok daha yüksek, öyle mi? Evet, maalesef gençlerde çok daha yüksek. Bu arada peşinden söylemek lazım. Bu konuyu her konuştuğumuzda çok kez maalesef ifadesini kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok olumsuz bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi burada ana sorun alanlarından bir tanesi yoksulluk açıkçası. Çünkü bu işin besleyen büyük unsurlar şunlar. Bir, insanların yaşadığı olumsuzluklar. İki, içlerinde birikmiş öfke. Şimdi şöyle düşünün. Mesela Covid dönemi başladığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı sosyal yardım talep edenlerin haritasıyla Covid'de yakalananların haritasını eşleştirdiğinde birebir örtüştüğünü görüyoruz. Yani Ortaköy'de veya işte Ulus'ta Covid'e yakalanan sayısı çok az iken Bağcılar'da, Sultanbeyli'de ve diğer yoksul lokasyonlarda Covid'e yakalanan insan sayısı daha fazlaydı. Peki bu neden kaynaklıydı? Ulus'takiler daha mı zeki olduğu için? Hayır, hiç ilgisi yok. Tam tersi, orada daha konforlu bir yaşam alanı var, daha güvenli bir yaşam alanı var. Bu kentler ise sizin de ifade ettiğiniz gibi emeğin çoğunlukla yaşadığı, emeğiyle geçinen insanların yaşadığı kentler ve çalışmak zorunda oldukları için mobiliteleri arttı ve Covid'e yakalanmak zorunda kaldı. İşte bu adaletsizlik duygusu da dahil buna benzeyen birçok şey, adaletsizliğe çağrışım yapan her konu bu kentlerdeki olumsuz duyguları ve öfkeyi besliyor. Bunun üzerine bu kadar büyük bir öfke birikimi var iken, adaletsizlik duygusu var iken yaşama karşı, üzerine bir de böyle işte bu uyuşturucu maddelerin hem fiyatının çok düşük olması
hem de erişilebilir hale gelmesi ne yapıyor? Hem arzı hem talebi oluşturmuş oluyor. Şimdi sonrasında da işte bu kadar yaygın bir durumla karşılaşıyoruz. Yaygın ifadesini kullanıyorum çünkü oradaki velilerle görüştüğümüzde aslında şunu fark ettik. Kentte yaşayan herkesin bildiği bir sırmış bu, o kentlerde yaşayan. Ve o kadar yaygın bir sır ki bu, herhangi birini çevirip ya ben şöyle bir sentetik madde alacağım deseniz size fiyatını da söyleyebiliyor. Nereden alacağınızı da tarif edebiliyor. Hangi işte işletme tiplerine, mesela nargile kafeler, ganyan bayileri gibi yerleri anlatıyorlar size. Buralardan alınabiliyor. Değiş tokuş yapılan, yani işte parayla şeyin, maddenin alışverişinin yapıldığı parkı, bahçeyi, mahallenin hangi mahallede daha fazla kümelenme olduğunu, her şeyi söyleyebiliyor insanlar size. İşte gençler de söylüyor, ebeveynler de. Bakın mesela en çarpıcı bulgulardan biri şuydu. Alt limit, üst limit fiyatlarını biliyorlar. Yani en ucuz kaçı alırsınız, en yüksek fiyattan kaçı alırsınız, buna kadar hakimler. Ve veli tarafında öyle büyük bir korku ki bu, artık çocuklarının özel yaşamını didiklemek onlar için bir etik tartışma olmaktan çıkmış. Bir zorunluluk olarak görüyorlar. Ebeveynlerin bazıları çocuğunu işte bu dijital imkanlar sayesinde ansızın görüntülü aramayla, arkadaşlarını takip etmeyle vesaire kontrol ediyor. Kimisi de, yaygın olan durumlardan biri de şuymuş, özellikle bu sosyal medya kullanabilme yeteneği olan veliler sahte profiller açıp çocuklarını ekliyorlarmış. Yani örneğin genç oğlu varsa bir genç kız profili açıyor, çocuğunu ekliyor veya işte genç kızı varsa bir genç erkek profili açıp kızını ekliyor ki onun yaşamına, paylaştıklarına dair bilgisi olsun. Fikri olsun, evet. Evet, yani bu şey içinde bulunan durumun vehametine önemli bir örnek. Bu kaygı hangi aşamaya gelmiş onu gösteren bir örnek olduğu için paylaşıyorum. Bu neden bu kentte yaşayan gencin de velinin de büyük bir sorunu bu kentlerdeki. Evet, biraz da şöyle bir döngü de var galiba, değil mi? Yani yoksulluk aynı zamanda işte nasıl tariflenir, satıcı olmaya da itiyor. Yani gerek o maddeyi bulabilmek için ya da para kazanabilmek için. Bir de öyle bir zincir var, değil mi? Tabii, onu da sorguladık. Dedik yani şey, bunun finansmanı nasıl oluyor sizce diye. Yine bu konuya da son derece hakimler. Bir, tabii çocukların özellikle harçlıklarıyla buna eriştiğini söylüyorlar. İkincisi, test parası veya kitap parası adı altında istediklerini söylüyorlar. Mesela içlerinde en ilginç olanlardan biri şuydu, telefonunu satma durumu oluşuyormuş. Hatta velilerde artık telefonum kırıldı, kaybettim diyen çocukları acaba madde mi kullanmaya başladı diye telefonu bırakıp madde meselesini anlamaya çalışıyor veliler korku nedeniyle. Bir de işaret ettiğiniz gibi, tabii bunlar daha palyatif çözümler bu işi finanse etmeye çalışan gençler için. Bazıları da kendi içtiğini finanse edebilmek için bir başkasına satıcıya dönüşüyor. Arkadaşlarına, başkalarına vesaireye. Kimisi de para kazanmak için bu işe giriyor. Ve neredeyse bu artık bir endüstriye de dönüşmüş durumda. Örneğin değiş tokuş yaparken, yani parayla maddeyi alışverişini yaparken bazı satıcılar yanlarında genç kız bulunduruyormuş. Ve velilerin bize anlattığı, bu kızlardan bazıları da türbanlı genç kızlar olabiliyormuş ki onları arayamaz polis mantığıyla. Dolayısıyla hani insan, maddi manevi ne var sömürülüyor burada aslında. Vehameti buraya kadar geliyor. O yüzden veliler daha fazla işte parklara, kamera, okullara güvenlik ve spor imkanlarının artırılması, bu önemli bir konu. Biraz evet, onu şurada şöyle soracağım ben aslında. Biraz aslında anlattıklarınızdan ve işte rapordan da gördüğümüz kadarıyla şu ortaya çıkıyor. Yani dediğiniz gibi veliler maddenin nereden satıldığına, ne olduğuna kadar her şeye hakim. Yani kullanmasalar da hakim, mecburen anlayabilmek için. Keza gençler aynı şekilde. Zaten muhtemelen gençler kullanmasalar da çok fazla maruz kalıyorlar, görüyorlar, biliyorlar. Ama burada bir sıkışmışlık ve bir çaresizlik var. Yani şunu anlıyoruz, hem gençler hem yetişkinler bir şekilde kendileri bir çözüm bulmaya yönelmişler. Yani çocuklarını kontrol altına almaktan işte dediğiniz yöntemlere kadar her bir yöntemi bilerek ve şüpheyle yaşayarak. Yani çok fazla da bu konuda bir yalnız bırakılmışlık var gibi, öyle mi? %100 böyle maalesef.
Şöyle az önce sizin özetlediğiniz sizce bunun sorunun sebebi nedir sorusunda bu kadar hakim olmalarının bir nedeni de bu. Yalnız kaldıkları için kendi gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalmışlar ve konuya dair daha fazla derinlemesine bilgi edinmişler. Mesela madde kullanmaya başlayan çocuktaki değişim neler olabilir kısmına önemli oranda hakimler. Bu aile içi iletişimsizlik, sevgi eksikliği orada yani kulaktan kulağa giden sebeplerin de yaygınlaştığı anlamına geliyor. Yani veliler bu süreci sebebiyle, sonucuyla öğrenmek ve yorumlamak zorunda kalmışlar. Sizin işaret ettiğiniz gibi biraz da yalnızlıktan kaynaklı olarak. Peki böyle... buyurun pardon. Yani buraya dair de çözüm önerisi tarafında mesela siyasetçiler sizin için ne yapmalı diye sorduğumuzda konuya o kadar uzak kalmışlar ki yani siyasetçinin ne yapacağına dair şu ana kadar hiçbir destek görmedikleri için doğru düzgün fikir de oluşmuyor kafalarına. İlk aklına gelen şey sadece cezanın artırılması yönünde oluyor. Bulgulardan biri de oydu yani. Siyasetin ne yapabileceğine dair çok fazla kafalarında oturmuş bir şey yok. Çünkü siyaset bununla ilgilenmiyor. Biliyorsunuz ki şu an son dönem özellikle siyaset ülkenin gerçeklerinin dışında ne varsa onunla ilgilenmeyi tercih ettiği için ebeveynler tarafında da buna dair pek bir umutta kalmamış açıkçası. Evet. Yani siyaset dahil olur. Şu sorunu şuradan çözer diye. Ama iyi bir şey söyleyeyim ben size. Biz bu SODEVA raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da paylaştık. Ve onlar da çok iyi bir planlama yaptılar. Adım adım en azından Büyükşehir tarafında ne yapılabilirse onu yapacaklar. Gerçekten konuyu beklediğimizin daha fazla üzerine ciddiye aldılar. Ve üst yönetim olarak da değerlendirdiler. Hayata da geçirecekler aynı zamanda bu çalışmaları. Çünkü çözüm tarafında da bir taraftan da şu da var. Yani herkesin de yapabileceği bir şey var bir taraftan. Spor imkanlarının artırılması bile bir katkı. Çünkü bu tür büyük sorunlarda tek bir şey yaparak sorunu çözemezsiniz. Çok fazla şey yaparak sorun çözülebiliyor. O yüzden o arada hangisi yapılsa o bir kârdır açıkçası. Evet, elbette bu konuda özellikle işte yereller söz konusu olunca yerel yönetimlerin de yerel yönetimlere de çok pay düşüyor elbette. Ama tabii en başta da söylediğimiz gibi genel memleket havası, adaletsizlik duygusu, yoksulluk, pandemiyle beraber aslında önünü görememe, geleceksizlik kaygısı bunlar da aslında raporunuzda ortada var. Gelecek kaygısı da örneğin üst sıralarda yer alıyor madde kullanımının sebepleri arasında. Onu da hatırlatmış olalım. Peki şöyle şunlara rastladınız mı? Onu da sorayım ben. Böyle mücadele için mahallelerde kurulmuş dernekler ya da işte bir araya gelişler hiç böyle şeyler yapılmamış mı? Yani varsa da biz buna rastlayamadık açıkçası. Bugüne kadar veliler daha çok kendi önlemleriyle işte çocuğunu daha fazla gözetleme, daha fazla ilgilenme. Mesela bazı veliler şeyi ifade ettiler. Yani öyle bir ortamda yaşıyoruz ki bu kentlerde çocuğum sadece sigara içecek olsa razıyım ben. Yani sigara içmesini kabul edebilirim yeter ki maddeye bulaşmasın diye. Çünkü çocuklarda da tahmin ettiğiniz üzere çok büyük olumsuzlukları var. Yani sağlık kaybetme, fizyolojik bozukluklar, işte psikolojik etkilemeler vesaire falan. Çok böyle acılı hikayeler de dinledikleri için şimdi mesela raporun bazı bölümlerinde vardı ama burada izleyici daha fazla gelmemek adına o detayları paylaşmıyorum ama genç çocukların anlattığı çok fazla şey var. Olumsuzluklar söz konusu. O yüzden bu kötü deneyimler onlarda bir mutlaka bir şey yapmalıyım ve bu işi anladığım kadarıyla kendim çözmem gerekiyor duygusunu oluşturmuş durumda. Bu vesileyle size de teşekkür ederim. Çünkü konuyu basının da gündemde tutuyor olması son derece kıymetli. Ancak böyle siyaseti ülkenin gerçek gündemine çekebilir. Siyaseti çekmemiz kritik çünkü makro müdahale olmadığı sürece mikro destekler veya dayanışmalar ancak bir miktar dokunan, iyileştiren ama çözen dokunuşlar olmayacaktır. Bu işe makro bir yaklaşım gerekiyor. Evet. Peki toparlayacak olursak takibe devam edecek misiniz? Bu konudaki çalışmalarınız da sürüyor mu? Tabii şöyle ben öz eleştiri yaparak aslında bu sorunuza yanıt vereyim. Açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu bu raporu bizden rica ettiğinde ben değerlendirelim, çalışalım vesaire duygusundaydım ama
Bu boyutta bir önemli sorun olduğunu bilmediğimi öz eleştiri olarak şey yapayım, paylaşayım sizinle. O çalışmayı gördükçe, sonuçlarını gördükçe ben de aslında kişisel olarak da nasıl ihmal ettiğimi bu konuya çaba harcamak konusunda bununla yüzleşmiş oldum. Ve bu nedenle de bu yüzleşmenin ardından da biz vakıf olarak da bu konuyu biz aldık, konuştuk, görevimizi yerine getirdik diye bakmayacağız. Bunun bu fikrin takipçisi olacağız. Yani hem durumun ne yönde değiştiğini, artıyor mu, azalıyor mu bunu anlamaya çalışacağız zaman içerisinde. Ama diğer taraftan da siyasi paydaşlarımızla biz tarafı belli olan bir düşünce kuruluşuyuz. Sosyal demokrasiden yanayız ve bu anlamda da siyasal muhataplarımız var ülkede. Bu hem başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere sosyal demokrat partiler hem de yerel yönetimler. Onlarla da bu diyalogumuzu sürdürüp toplum adına bu talepleri iletmeye devam edeceğiz. Ve yine siz değerli basına da aynı zamanlı olarak paylaşmaya, sizlerin de desteğini talep etmeye devam edeceğiz. Elbette. Ertan Aksoy, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Vakit ayırdınız, bizimle paylaştınız detaylı olarak. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür borcu bana aittir. Çünkü sorun deneyimlediğimiz üzere çok büyük bir sorun. Ne kadar çok kişiye ulaşıp ne kadar çok bu sorunu dert eden insan oluşturabilirsek o kadar faydalı olacaktır. Bir kere daha teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz de yine bir araya gelebiliriz. Çok teşekkürler. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.